Geçtiğimiz haftalarda bir izleyicimizin isteği üzerine bu hafta Lady Wash'ı anlatacağız. Lady Wash çok uzun ya da çok hani World of Warcraft'ta çok adı geçen ya da çok bilindik bir hikayesi yok. Ama hikayede değindiği noktalar önemli. Şu anda bile oynadığımız Retail'da ya da klasik paketinde hikayede nasıl söyleyeyim? Hani onun sayesinde olan bazı Gelişmeler. yerler var, bazı noktalar var, bazı durumlar var. Öncelikle bir tanıyalım. Kim bu Lady Wash? Nedir, ne değildir? İşte kendi yani nelere sahiptir? İşte büyücü müdür, okçu mudur, kılıççı mıdır falan filan. Zaten resimlerini görüyorsunuz şu anda. Kendisi bir Naga. Ancak kendisi Warcraft komünitesine yani Warcraft topluluğuna Naga'yı tanıtan kişidir. Yani Naga'yı tanıtan kişi derken neyi kastediyorum? Biz Warcraft 3'te Naga'ları görüyorduk, biliyorduk ya da işte Azeroth'ta Naga'ların varlığı işte biliniyordu, kim oldukları biliniyordu ama işte hep bir yaratık, bunlar beast. İşte sudan geldiler, bizi öldürüyorlar durumu söz konusuydu. Lady Wash biraz daha bu tanımı bize yaptı. Peki Nagalar kimdir ve Lady Wash bu tanımı bize yaptı derken ben neyi demek istiyorum? Serpent miydi o adamlar? Serpent. Serpent de şey ne alakası var? Nagalara Illidan tanıttı. Değil işte o şekilde değil. Anlatacağım abi. Nagalar arkadaşlar Warbringers Ashara videosunda görmüştünüz. Well of Eternity'nin patlamasından sonra yani Sundering yaşanırken Azin Ashari şehrinin özellikle hani Night Elf'lerin Highborn komitesinin birçoğu sular altında kalıyor ve Queen Ashara Enzoth'la bir anlaşma yapıyor güç karşılığında ya da kimisi halkını korumak karşılığında diyor ama asıl şeyi güç almak, güç kazanabilmek için güç karşılığında bir anlaşma yapıyor ve halkı kendisi dahil bu şekilde görünen yılancıklara şöyle şurada şu şekilde görünen yılancıklara dönüşüyor, serpentlere dönüşüyor ve suyun altında hani sonsuz bir ne derler hani nefes alma süresi işte yaşama kabiliyetine kazanıyorlar. Eski tanrılara güven olmayacağını neden anlamıyorlar? O zamanlarda eski tanrılarla ilgili bir Shifting Sand savaşı dönüyor. Çok da eski tanrıların neler yapabilecekleri, neler yapamayacakları, yani, hani nelere capable oldukları çok da bilinen bir şey değil Azeroth'ta. Ondan dolayı Old Gods evet. Neyse biz Warcraft 3'te tanıyoruz Nagaların nasıl söyleyeyim kendilerini ve Maie Shadowsong biliyorsunuz Illidan'ın şeyidir. Ne derler ona? Gardiyanıdır. Illidan'ı gene kovalarken bir yerde Lady Wash'la karşılaşıyor. Nasıl karşılaştığını anlatacağız. Lady Wash'la karşılaşıyor ve Lady Wash kendi komünitesini yani Nagaları insanlara tanıtıyor. Biz de diyor bir zamanlar Night Elf'tik. Özellikle Night Elf'lerin Highborn yani Queen Ashara tarafından seçilmiş olanlardık diye kendini tanıtıyor ve ilk defa hani dünyada yaşayan sağ kalan Night Elfler Naga şeyini tanıyor. Nagaların geçmişini anlıyor ve tanımaya başlıyorlar. Biz evet az önce söylediğim şekilde Nagaların kendisini tanımış oluyoruz. Peki Nagalar nasıl söyleyeyim? Kadimler Savaşı'ndan beri neredeydiler? Neden yeryüzüne işte Warcraft 3'te çıktılar? Kadimler Savaşı çok daha eski bir olay. Bu zamana kadar neredelerdi? Dünyanın çeşitli yerlerinde varlardı. Biz bunu görüyorduk. Ama hani Lady Wash'la birlikte geldikleri kadar hiçbir zaman gelmediler gündeme. Dedik ki Maiev İlidan'ı kovalarken Lady Wash'la karşılaşıyor. Peki Lady Wash'la neden karşılaşıyor? Hani ne alaka diyeceksiniz. Nagalar Kadimler Savaşı'ndan sonra çok uzun bir süre suyun altında kalıyorlar ve hani kendilerinin masterlar olan yani yöneticileri olan Old God'lardan hani komut bekliyorlar. Daha doğrusu Queen Ashara'dan komut bekliyorlar. Queen Ashara onlara diyor ki bekleyin hani suyun altında günümüz gelecek diyor. Ancak Illidan bir görev için kendilerinden yani kendilerine bir çağrı yapıyor.
Bu çağrı ya kulak veren Lady Wash oluyor. Aslında Lady Wash hani Queen Ashara'nın emriyle mi gidiyor ya da Queen Ashara Illidan'a katıl işte oradan bize nefer çıkar bir işte yapacağımız vereceğimiz savaşta bize lazım olur mu diye mi düşünüyor. Bu bilinmiyor ama Lady Wash şunu net olarak söylüyor. Diyor ki ben Illidan'a yardımcı olursam Illidan da bana yardımcı olur ve Queen Ashara'ya büyük bir şekilde hizmet etmiş olurum. Düşüncesiyle Illidan'ın çağrısına cevap veriyor. Yani Illidan'ın çağrısına cevap verilmesinin sebebi bu. Onu da size şöyle bir görselle göstereyim istiyorum. Nerede o? Küçük ekran. Şunu izleyelim arkadaşlar hep birlikte. Sesi var mı? Hı. O şeyin sesini, müziğin sesini kapat o zaman. Warcraft 3'te yayınlandı bu video arkadaşlar. Illidan üstlendiği bir görev ve yardımcı olmaları için Naga'ları çağırıyor. Hani kendisine yani ihanet eden olarak adlandırılıyorlar. Aslında bana ihanet edildi diyor ki çok da haklı. Ama hala ben avlanıyorum. Hala nefret edilen benim. Yani şu anda da benim kör gözlerim diğerlerinin görmediklerini görüyor. Diyor. Bazen kaderin eli yani kader kaderi zorlamalısın yani özetle. Göz açılma efekti çok iyi. Evet. Dibimizde moblar var bebeğim. Nasıl kalkacağız? Yere saklanacaksın şimdi. Tamam şurada. Burada da olması lazım. Yok mu? Otur yemek ye. Vuruyorlar gene bize. Aa nereye gidiyorsun? Sakın vurma. Öldü mü gene? Yani Naga'ların gelişini görüyoruz aslında çok da şey yok ama. Oraya girmeyelim bir daha. Evet arkadaşlar, Naga'ların gelişini tarif eden videomuz buydu. Şimdi bir kısa bir ara vereceğim. Yani ara vermek derken şu ölüp duruyoruz. Eda geri dön. Şeye gidelim, diğer tarafa gidelim. Bu görevi boş verelim Onur gelince. Peki neden bazı köylere saldırıyorlar? Ya şöyle söyleyeyim. Normalde hani büyük bir komünite hani beyin gücüyle anlaşamadıklarını düşün. Hani hayatta kalmaları için işte basit mücadeleler veriyorlar ve zaten şey hani ne denir ona sen söyle şey neredeydi bebeğim ruhumuzu aldığımız yer neyse gidelim alalım cesedimizi buradayım. Ha, orası mı tamam dur bekle yani ve Old God'lara hizmet ediyorlar şöyle Lady Wash'tan önce Azeroth'ta şeyler vardı yani Nagalar gün yüzüne çıkmışlardı mesela Black Phantom Deeps'te Nagaları görüyoruz işte Old God'ların şeyi olan
adını sen söyle, peti olan Akuma'ya hizmet ederken görüyoruz. Bir de şöyle göstereyim size, hani hazırladığım görsellerden arkadaşlar. Lady Wash'un eski görüntüsü bu şekilde idi. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Lady Wash'un eski hali bu şekildeydi. Hop, nude warning. Nude yok abi, sıkıntı yok. Kendisi bir Night Elf'ti biliyorsunuz. Peki Night Elf'ken hani ne özelliği vardı da Lady Wash olarak bizim karşımıza çıkıyor diye bir soru sorabilirsiniz. Şimdi fark ettiniz mi bilmiyorum. Çoğu Naga'dan farklı. Kendisinin hani saçları yılan şeklinde, tıpkı Queen Ashara gibi. Diğer Naga'larda biliyorsunuz normalde böyle bir perdesi var, hani balık perdesi gibi düşünün. Perdeler var dişilerinde, erkeklerinde de aynı şekilde. Böyle bir yılan formu bütün Naga'larda yok. Bu yılan saçlı olan Naga'lar arkadaşlar intelligence olarak, yani zeka olarak çok üstün olanlar. Yani elfken iyi bir üye, arkeni iyi hükmedenler bu forma giriyorlar. Şimdi bunu klasikteyiz, çok manidar olacak ama Cataclysm expansion'ında şöyle görmüştük, hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir görev chain'i vardı, Vahşir'e gidiyorduk, şehrin ismine dikkat. Şurada haritada belki şey yaparsınız, şurada suların altında bir yer, Great Sea yazan yazının hafif altında bir yerde. Vahşir'e gidiyorduk ve bazı görevler yapıyorduk. Bu orada görev yaptığımız Vash isimli Naga ise farklı bir hani şeydi. Vash direkt nasıl söyleyeyim, hani bu aile soyundan değildi. Ama oradaki Vahşir şehrinin adı Lady Vash'a dayanıyor. Lady Vash'ın annesi hani o dönemde oranın valisi gibiydi. Hani ailenin soyunun şöyle noble olması, soylu olması buraya dayanıyor. Ve Vahşir şehrinin adı da Lady Vash'ın annesinden geliyor ki aynı zaten hani soya ismin devamı gibi düşünebilirsiniz. Velhasıl peki Lady Vash, tamam annesi valiydi de, ve Lady Vash'ın olayı neydi? Lady Vash da Queen Ashara'nın Chamber Maiden'ıydı. Yani Chamber Maiden ne demek? Nasıl söyleyeyim tam Türkçesini? Hani onun odasında hizmetkarı, ama yani şey gibi düşünmeyin, işte sadece saçını tarıyor, onu güzellik yapıyor, işte makyajını yapıyor, parfüm sıkıyor gibi değil. Elf topluluğunda hani Chamber'ına girebilmek böyle çok yüksek büyücü olmanız lazım. Yani çok iyi büyücüler olmanız lazım. Çok güçlü karakterler olmanız lazım. Entrikadan falan iyi anlıyor olmanız lazım. Politikadan iyi anlıyor olmanız lazım vesaire vesaire. Yani elf topluluğunda ki elf topluluğu demeyeyim, World of Warcraft'ta bunu daha sonra da görüyoruz. Mesela Egwin Jaina'nın Chamber Maiden'ı oluyor gibi ileride. Yani büyücüler arasında bu şey var Azeroth'ta. Lady Vash o zamanlar güzel elfmiş. Evet. Tatlış bir elfmiş. Ama ancak ben şimdilik bu görseli kapatıyorum. Çünkü Lady Vash'ın Night Elf'lik dönemiyle ilgili bir anlatım yapmayacağız. Daha çok Naga olduktan sonraki dönemine ait muhabbetler yapacağız. Lady Vash, evet az önce gördünüz videoda, sudan çıktı Nagalar ve gün yüzüne İllidan'a hizmet etmeye başladı. İllidan'a Master diyordu hatta şey. Lady Vash Warcraft 3'te daha sonra campaign'e dahil oluyor. Oynayanlar varsa hatırlarlar. Ve işte o Warcraft 3'te bir sahne geliyor. Maiev İllidan'ı kovalarken Maiev'e diyor ki yeteri kadar ilerledin, artık dur falan diyor. Maiev de işte saçma sapan bir cevap veriyor. Sen ne anlarsın bizden işte. Neydi onu söyle, justice has been done, hani şey adalet yerini bulmalı, elf adaletini sen nereden bileceksin ki gibi bir konuşma yapıyor. Orada Lady Vash kendisini tanıtıyor. Ha benim canım ciğerim, sen bir boktan haberin yok. Biz de bir zamanlar elftik. Queen Ashara'nın seçilmişleriydik. Sen kim oluyorsun ki bize elflerin adaletinden bahsediyorsun gibi falan bir muhabbet dönüyor. Biz orada Nagaların aslında elflerin soyundan gelme olduğunu, Night Elflerin özür diliyorum, soyundan gelme olduğunu anlıyorduk. Naga'ları kim Naga'ya çeviriyor? Nzot. Şimdi onu göreceğiz 803'te. Peki neden Naga'lara çeviriyor yani? Onlar Great Sundering denen bir olay yaşanıyor Azeroth'ta. Kıtaların ayrılması adı veriliyor ya da işte büyük patlama de. Veil of Eternity'ye Queen Ashara Sargeras'ı summonlayacağım diye yükleniyor. Yüklendiği için büyü gücü, çok büyük büyü gücü ortaya çıkıyor.
şey patlıyor. Kıtalar ayrılırken suyun altında kalıyor. Nazetar. Sonra da evrim geçiriyorlar. Evrim geçirmiyorlar. Queen Ashara'ya diyor ya Nzot. O videoyu hatırlamıyor evet, musun? Evet hatırlıyorum. Ha, ölmemek için onunla bir anlaşma yapıyor. Kendisi dahil bütün halkını Naga'ya çeviriyor. Illidan neden Maiev'den kaçacağına dönüp bir yanda saldırmıyor. Pushu'ya düşürseler de o kadar Naga'sı vardı. Çünkü Illidan aslında söylendiği gibi betrayer bir karakter değil. Yani halkına ihanet etmiş bir karakter değil. O yüzden kendi halkına mensup kişileri de öldürmüyor. Yani o yüzden saldırmıyor yani kendi halkına mensup şeylere, ırklara. Yani aslında Illidan'ı öldürmek istiyorlar. Evet. Yani Illidan kaçıyor. Illidan'ı öldürmek isteyişlerinin sebebi de yasaklanmış büyü güçlerini kullanıyor olması. Bunlardan biri Arcane, diğeri de Fel. Yani demonik güçleri kullanıyor olması. Çok soru yok sanırım. Kardok sorusunu sordu. Onur trollünü yaptı. Şöyle inceden devam edeyim o zaman. Hatta bir dungeon vardı, oraya gelip yardım ediyordu. Şey, kataklizm zamanında yaptığımız bir dungeon'dı. Illidan geliyordu, bizi o işte Kadimler Savaşı'nın son saflarıydı Onur. Orada işte kuyuda bize yardımcı oluyordu, hatta kuyudan su dolduruyordu. Malfurion soruyordu ne yapıyorsun falan diye. Şimdi o kuyudaki kuyudan su doldurma olayına da geleceğim. Şu an hangi göreve gidiyoruz? Arcane neden yasaklı? Night Elf komünitesinde Arcane'in yasaklı olmasının sebebi şu. Arcane kullanıldığından dolayı dünyayı patlattığı düşünülüyor elflerin. Hell of Eternity. Aynen. Yani Arcane çok kullanıldığı için. Yani Night Elf'ler Arcane'i en iyi kullanan ırktı. Kadimler Savaşı'nın sonuna kadar. Illidan neden çağırdı bu Naga'ları? Şimdi burada kalmıştık. Buradan devam edeyim. Arkadaşlar ki Illidan artık yani nasıl söyleyeyim kendi halkından aforoz edildiği için yani kendine yaranacak limanlar ya da arayacak güçler arıyordu. Ve bir şeyde Illidan'ın Kil Jaeden'la yolu kesişti. Bu hikayeyi Illidan'a ayrı anlattığımızda ya da Kil Jaeden'a ayrı anlattığımızda gireriz detayına. Kil Jaeden buna diyor ki git kardeşim Scourge'u durdur. Çünkü Scourge artık Kil Jaeden'ın kontrolünden çıkmış durumda. Aslında Kil Jaeden'a yani Kil Jaeden'a hizmet etmesi gereken bir oluşum ancak Ner'zhul ve Lich King yüzünden, özellikle Arthas'ın yüzünden Scourge kontrolden çıkıyor diyeyim şeyin Burning Legion'ın. Bundan dolayı Kil Jaeden da diyor ki Illidan'a git Lich King'i durdur. O da tamam diyor ve Lady Wash'ı işte yanına ilk olarak general olarak alıyor. Eye of Sargeras denen bir artifact item'ını önce ele geçirmeye çalışıyor. Hoş geldiniz dostlar. Hatta bu işte Maiev'le karşılaşma durumları falan burada oluyor. Illidan Eye of Sargeras'ı bir şekilde ele geçiriyor. Problemsiz bir şekilde. Ancak Eye of Sargeras'ı ele geçirdikten sonra Illidan planladığı gibi gidip Lich King'e saldırmıyor. O sırada aşkı, büyük aşkı Tyrande'nin zor durumda olduğunu öğreniyor. Hatta öldüğünü falan düşünüyorlardı. Hayatta olduğunu öğreniyorlar. Malfurion'la birlikte gidip Tyrande'yi kurtarıp daha sonra yollarına devam ediyorlar ve Kil Jaeden'ın da buna çok kızacağını bildiği için Outland'e kaçıyor. Ancak Illidan şunun farkında değil. Takip için teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldin. Join me. Hoş geldin Cezmi abi. Cezmi abi hoş geldin. Illidan şunun farkında değil. Zaten Draenor yani kaçtığı gezegen Kil Jaeden'ın kontrolünde bir yer. Ama bunu bilmeden gidiyor. Sorun yok. Gidiyor. Ancak Lady Wash arkasında kalıyor ve Illidan'a hala hani trup toplamaya devam ediyor. Illidan da orada kendine yer etmeye çalışıyor. Artık orada hani Kil Jaeden'dan saklanmak için görevler yapıyor diyebiliriz. Bu sırada Lady Wash'un gözüne Kael'thas ilişiyor arkadaşlar. Lady Wash'un hikayedeki belki de World of Warcraft oyunundaki hikayedeki yani Warcraft 3 değil artık. Oyundaki hikayede en büyük yaptığı dokunuş bu benim açımdan. Ve gidiyor Kael'thas'ı buluyor. Bu sırada Kael'thas Alliance'a bağlı yani Blood Elf'ler Alliance'a bağlı. Alliance'da yani askeri kanadı Garitos denen bir insan general tarafından yönetiliyor.
Bundan dolayıdır ki hani hiyerarşik olarak Garitos'un altında ve Kael'thas Garitos'tan emirler alıyor arkadaşlar. Garitos Kael'thas'ı bir ölüm görevine gönderiyor. Scourge'u durdurması adı altında ama normalde faşist olan Garitos'un tek amacı var. Kael'thas'ı ölüme sürüklemek. Arkadaşlar. Ölüme sürükleyecek ki onlardan kurtulacak. Vesaire vesaire. Ve bu durumu sezen Lady Wash olayları takip ediyor. Kael'thas'ın önünü kesiyor. Bir yerde diyor ki gel ben sana yardımcı olayım. Yoksa sen öleceksin. Bir intihar girişiminde bulunuyorsun şu anda. Yaptığın şey çok tehlikeli. O önce biraz çekiniyor ama daha sonra kabul ediyor. Ve başarıyla görevini yerine getiriyor. Ve Garitos'a tekmilini veriyor. Çok kısa bir ara veriyorum. Çıkı çıkı ses kamer senden geliyor, haberin olsun ha. Kulaklığı çıkarttım ya. Raid'e girdim ilk defa ama boss bana dönüyor. Çok yüksek DPS yaptığım için ne yapmam gerekiyor? Yardım edin. Abanma. Düz vuruş yap. Vurma. Vurma. Kes artık. Düz vuruş yap abi. Abanma. Ya da tankın şey yapsın yani. Tankında sıkıntı var. Agro yollayam alamıyor. O zaman tankta sorun var abi. Aynen. Klasik mi retail mi? Onyx ya. Ha. Abi. Akfon. Akfon. Alo Akfon hattı. Alo Akfon hattı. Klasik Raid ustası üstadı burada. Şimdi düzelmiştir herhalde. Yok hala var abi. Şu an konuştukça yapıyor. Bir dakika. Şimdi düzeldi mi? Sesin kötü ama. Az önce her şey iyiydi. Sen niye bozdun ki? Ben onu anlamadım. Ya yakan mikrofonu var ya, yakama sürtüyor. Ben onu demiyorum. Az önce diyorum her şey çok iyiydi. Şu an var mı hala ses? Yok. Cevabımızı verdik. Şeyi de açtık. Bunu ben alıyorum. Anlatımıza devam edeyim. Kahvemi yudumluyum, sigaramı yakayım arkadaşlar. Sesini duyamıyorum ama okuyabiliyorum. Benim için büyük başarı bu. Eyvallah. Eyvallah Cezmi abi, bir gün gel de beraber olsun. Abi Onyxia'da ağır agro var. Daha doğrusu anladığım kadarıyla tank agro tutamıyor. Ne önerirsin arkadaşa? Sesini duymuyorum ama okuyabiliyorum. Güzel. Şey. Okey. YouTube'daki parodi tarzı videolar istiyoruz. Yapacağım. Onlardan sayısını arttıracağım arkadaşlar. Hatta bir ara yayınlardan feragat etmeyi bile düşünüyorum. O seriyi bayağı tuttu çünkü. Yapması da eğlenceli. İzlemesi de keyifli. Umarım sizler de beğenerek izliyorsunuzdur. Arkadan da bir şey vuruyor Utku. Ha eyvallah. Pet'in bir şey çevirmiş. Şimdi en son şurada kaldım ben. Adını siz söyleyin. Garitos'un hani intihar görevine Kael'thas gidiyor. Ancak Kael'thas'a yardımcı olan Lady Wash onu ölümden kurtarıyor. Kael'thas gidiyor. Garitos'a tekmil veriyor ve hani diyor görevi başarıyla test yaptım. Ama Garitos'un gözcülerinden biri diyor ki buna böyle böyle bir ırk yardımcı oldu diyor. Hani direkt ispiyonluyor durumu. Garitos da bunu yasaklıyor. Bir şey demiyor. Yani bir şey demiyor derken Nagalarla ilgili herhangi bir çıkışta bulunmuyor. Ancak diyor ki bundan sonra Nagalarla çalışmayacaksın diyor. Yani çünkü her türlü başka bir ölüm görevine gönderecek ve tekrar adını siz söyleyin. Hani ölmesini istiyor elflerin. Başka kaçar yolu yok. Ve tekrar aynı yola düşüyor.
yine yolda Lady Wash Kaeltas'ın önünü kesiyor. Diyor ki bak seni öldürmek istiyor bu adam, seni mutlak bir ölüm görevine gönderiyor. Yardımımı kabul et diyor. O da diyor ki işte benim komutanım hani artık bundan hoşlanmıyor, yapmamam lazım diyor. Ve Lady Wash ona şöyle söylüyor, Annex senin komutanını burada göremiyorum. Bizim yardım ettiğimizi söylemezsin diyor. Ancak işler öyle düşünüldük gibi gitmiyor. Garitos ve birlikleri zaten Kaeltas'ı takip ediyor ve Kaeltas'ı yakalayıp Garitos'un emriyle hapse atıyorlar Dalaran'da. Zor durumda olan Kael'in imdadına yine Lady Wash geliyor. Lady Wash ne istiyor ya? Neden yardım ediyor ki? Illidan'a trup toplamaya çalışıyor Lady Wash. Ama Illidan'a trup toplamasının da amacı şu. Hani Illidan'a yardım edecek ki Queen Ashara için hani iyi bir birlik toplasın. Azeroth'un yüzeyinde tekrardan hani o Highborn sosyetesinin, Highborn topluluğunun gücü esamesi okunsun istiyor. Anladın mı? Bundan dolayıdır ki Illidan'a yardım ediyor. Güya hani Illidan başarılı olacak Azeroth'ta. İşte hani söz sahibi olacak. Yine Nagalar suyun altından çıkıp Azeroth'ta kendilerine yani aynen kendilerine yer yapacaklar. En son Kaeltas'ımız hapisteydi. Lady Wash geliyor son bir kez. Diyor ki artık çık buradan. Hani gidelim, kaçalım. Yukarıda portallar var. Yukarıda dedik. Dalaran şehrindeyiz zaten. Büyücüler şehrindeyiz. Portallardan geçip başka dünyalara gidelim. Bu başka dünyalarda Lord Illidan bizi beklemekte diyor. Ki artık Illidan'a Lord Illidan diye sesleniliyor. Çünkü Burning Legion'ın general olarak kabul ediliyor. Kil'jaeden'le olan muhabbetlerinden dolayı, ama halbuki kimse bilmiyor ki Kil'jaeden bunu yakalasa öldürecek. O sırada Kaeltas yardımı kabul ediyor ve birlikte hapisten kaçıyorlar. Ancak hani nereye gittiğini bilmeyen soruyor. İşte bu daha önce hani Arkimon'un geldiği dünya değildi mi falan, hani Kel'Thuzad'ın kullandığı portal değildi mi diyor. Yok diyor. Outland adı verilen bir dünyaya gideceğiz diyor. Sorunsuz, sıkıntısız diye. Ve işte orada çok büyük bir hani görev zinciri yapıyoruz. Bayağı da uzundu yanlış hatırlamıyorsam. Arka arkaya yaptığımız bir görev zinciriydi. O görev zincirini tamamladıktan sonra Kaeltas'ı kurtarmış oluyoruz. Ve Kaeltas'la birlikte onunla birlikte hapsedilen birçok elfi de kurtarıp Outland'e kaçırıyor Lady Wash. Lady Wash Kaeltas'ı kaçırdıktan sonra Kael ile Illidan'la tanıştırıyor. Git chest'i aç bebeğim. Illidan'la tanıştırıyor ve kendisini hani gruba dahil ediyor. Ancak şöyle bir hadise yaşanıyor. Onu da şöyle bir küçük bir görselle size takdim etmek istiyorum arkadaşlar. Ooo, burası kalabalık. Şöyle biraz daha büyüteyim. Kil'jaeden, Illidan'ın yerini tespit ediyor. Ve kendilerine hani son bir şans veriyor. Illidan bayağı böyle nasıl söyleyeyim, hani affet beni tarzında yalvarıyor kendisine ve Kil'jaeden son bir şans daha vermeyi kabul ediyor. Scourge'un yok edilmesi lazım ve Kil'jaeden Azeroth'ta o kadar söz sahibi değil, o kadar güçlü değil. Hani o henüz Arkimon olayları yaşanmadı diyebiliriz. Yaşanmış mıydı? O timeline'dan tam emin değilim. Benim bildiğim yaşanmıyordu. Önemli değil çok da. Kil'jaeden'ın son şeyi de yani şansı da bu oluyor. Şeye verdiği. Adını siz söyleyin. Kil'jaeden Lich King'i yok etmeye çalışıyor. Evet. Scourge'u kontrolün altına almak istiyor. Warcraft 3'ün sonlarına doğru şöyle bir hadise yaşanıyor. Illidan Azeroth'a geri geliyor. Azeroth'a geldikten sonra Frozen Throne'un yolunu tutuyor. Ve Arthas henüz Frozen Throne'a dönmemişken, yani tam Lich King gücünde bile değilken adını siz söyleyin, Arthas'ı sıkıştırıyor Illidan. Ancak buna rağmen Arthas'ı yenemiyor.
ve Arthas ölümcül darbesini vuruyor. Neredeyse tamamen ölecek olan Illidan'ı Lady Vash ve Kael'thas kurtarıyor arkadaşlar. Aynen öyle, önünü kesiyor. Arthas Illidan'ı biçiyor tam anlamıyla. Yani hani ölüme terk etmiyor da hani artık o kışın soğuğunda, Northrend'in soğuğunda Illidan'ı soğuğun alacağından emin bir şekilde bırakıyor. Arkasını dönüyor, gidiyor. Dediğim gibi Lady Vash geliyor, kurtarıyor. Onu tekrardan portaldan sürükleyip şeye hapsediyorlar. Yani hapsediyorlar diyorum, özür diliyorum ya. Outland'e götürüyorlar, geri dönmemek üzere yani, planları o. Ancak şöyle bir durum var. Kil'jaden hala dışarıda. Kil'jaden hala istediğine ulaşabilmiş değil. Bundan dolayı Illidan'ı kovalıyor. Illidan da bunun farkında. Lady Vash da Kael'thas da. Neden beraber saldırmıyor? Onun net bilgisini ben de bilmiyorum. Ancak teke tek gidiyor. Büyük ihtimal onlara farklı bir görev veriyordur. Atıyorum trupları tutma görevi falan gibi çeşitli görevler veriyor olabilir. Güzel soru. Aslında bir gün araştırılabilir. Quiz'de de sorarım. Net bir cevap bulursam eğer. Artık Illidan, Lady Vash ve Kael'thas Outland'e geri döndüler. Oraya kendilerini kapattılar. Ve Kil'jaden'ı bekliyorlar. Kil'jaden'a karşı bir savunma hattı oluşturup kendilerini koruma altına alacaklar. Çünkü biliyorlar ki Kil'jaden kendileri için geliyor. Çünkü Kil'jaden'ın emrini yerine getiremedi Illidan. Hepsi nasıl korkabilirler ki? Kil'jaden bu kadar güçlü mü? Evet. Peki Lady Vash'ın bu üçlüdeki, bu şeydeki görevi neydi? Lady Vash'ın görevi arkadaşlar, yine bir görselle size anlatayım. Şunu kapatıyorum. Outland görselini açıyorum arkadaşlar. Zangarmarş denen bölge var. Hafif haritanın ortasında. Ve onun üstünde Coilfang Reservoir, yani Coilfang Reservoir denen bir yerleşke var. Buraya geliyor Lady Vash. Lady Vash'un görevi burada. Bu dünyadaki bütün su rezervini çekmek. Şimdi diyeceksiniz ki bu dünyadaki yani bütün su rezervini çekince ne olacak? Yani amacı ne? Niye böyle bir şey yapıyor? Diyebilirsiniz. Bunun amacı şu. Birincisi, bu gezegen neredeyse kurumak üzere. Bu gezegenin bütün suyunu çekerse eğer gezegene nasıl söyleyeyim, hani hakim olma düşüncesi var. Diğer bir ikincisi, hatırlar mısınız az önce Onur bir şey söyledi, hani Veil of Eternity fight'ında bize yardım ediyordu Illidan diye. O sırada yanlış hatırlamıyorsam 7 tane miydi 9 tane mi ne şey dolduruyor. Vial, yani şişe dolduruyor. Veil of Eternity'nin orijinal Veil of Eternity'nin suyuyla. Ve Illidan bu suyun birini Lady Vash'a veriyor, birini Kael'e veriyor. Geri kalanları kendinde durmaya devam ediyor. Oradaki amaç şu. Bütün su rezervuarını toplayacak. Ve orada yeni bir Veil of Eternity yaratacak. Onun da şeklini size şu şekilde göstereyim. Kutsal su. Arkadaşlar şöyle bir su haznesi yaratıp. Şu da çalışan, hani oradaki çalışan pompalama sistemi. Hani bakayım. Bu. Görelim. Pompalama bunun da, sistemi. Bunun da bir benzerini nasıl o suyla örüşüyorsa Kael de Netherstorm'da Arcane şeyini çekiyor. Evet. Evet, benziyor. Ama ben orada boru olduğunu düşünmemiştim. I don't think it was a boru. Burada yeniden Veil of Eternity'yi yaratacak. Lady Vash'ın kafasındaki plan bu. Böylelikle Queen Ashara'ya çok büyük bir hizmette bulunmuş olacak. Yani Lady Vash'ın en başından beri amacı, daha önceden de zaten hizmetkar olduğu Queen Ashara, yani Kraliçe Ashara'ya hani hizmet edebilmek, hani yaranabilmek aslında bir şeyi. Lady Vash Outland'de yeniden Veil of Eternity'yi kurmakla görevli. Ashara'ya böylelikle hizmet edecek. Planı bu. Bu yüzden Outland'in bütün su rezervuarını Zangarmarş'taki Coilfang Reservoir bölgesine topluyor. Öncüler olarak Outland'e gidiyoruz arkadaşlar. Serpent Shrine Cavern dediğimiz raid'de Lady Vash'ın hikayesine son veriyoruz arkadaşlar. Hikayeni Lady Vash'ı bizim asıl kesiyor olmamızın sebebi şey olarak, oyunsal olarak bu Illidan'ın ona teslim ettiği o kutsal su dediğimiz, hani Veil of Eternity'nin suyunun bir parçasını alıp ki Kael'den ve şeyden de toplayacağız.
Battle for Mount Hijal dungeon'a, raid'ine, yani o instance'a girebilmek için Lady Watch'tan düşen bu su kasesine ihtiyacımız var. Yani oyundaki önemi de buydu ve çok nasıl söyleyeyim, zorlu bir raid'di. Atıyorum, nasıl söyleyeyim, hani bayağı böyle bir biz 1-2 ay falan uğraştık yani kendisini kesebilmek için zamanında. Bayağı da zordu yani. Lady Wash gençken bir Night Elf'ti. Highborn topluluğuna mensup bir karakterdi. Ashara'nın, nasıl söyleyeyim, yani en gözde hizmetkarlarından biriydi. Bundan dolayı bu yılan şekli saçlara sahipti dedik. Ve Illidan'ın çağrısına kulak verip Warcraft 3'te ciddi bir şekilde oyuna nüfuz etti. Nagaların nüfuz etmesini sağlayan karakterdi. Ve yine Burning Crusade expansion'ında adını siz söyleyin. Nagaların hani büyük çoğunlukta oyuna dahil olmasını sağlayan, hikayenin başını çeken karakterdi. Kendisini World of Warcraft'ın ikinci, yani ilk expansion ama ikinci paketi olan The Burning Crusade paketinde kesiyoruz ve hikayesine son veriyoruz. Ve ancak adını Cataclysm Expansion'da tekrar duyuyoruz. Söyledik, annesinin valiliğini yaptığı zamanda, valiliğini yaptığı şehir gün yüzüne çıkıyor. Cataclysm'de biliyorsunuz Deathwing'in ne denir ona? Hani o sarsıntıları ve depremleri yüzünden Washer şehri biraz daha sularda yükseliyor ve arkadaşlar Washer şehrini görüyoruz. Lady Wash'ın adını tekrardan anıyoruz.